İşte bayram dediğimiz olay da, bakın mesela bayramımızı dahi oruç tutanlar biziz. Namaz kılanlar biziz. Bayramda çılgınca eğlenenler onlar. Adeta Müslümanların bayramlarını da ellerinden aldılar. Adını değiştirdiler, şeklini değiştirdiler. Ne dediler adına? Şeker bayramı. Vallahi iftiradır bu. Bir kimse bilerek, bile bile kastı mahsus ile fıtır bayramına, Ramazan bayramına şeker bayramı derse din İslam'dan çıkar. Allah'ın koyduğu hükmü değiştiremezsiniz. Allah'ın verdiği ismi değiştiremezsiniz. Kim değiştirdi bunu? Şeker bayramı kim yaptı? Hangi cahil yaptı? Hangi kafir yaptı? Ne demek şeker bayramı? Beşeri şekle sokuyorlar. İslam'da Ramazan bayramı ilahidir. Şeker bayramı derseniz beşeri olur. İnsanların uydurduğu bayram olur. İsim veremezsiniz. Buna kimsenin selahati yoktur. Ama işte bakın, onu da elimizden almışlar. Tuttuğumuz oruçlardan, kıldığımız namazlardan sonra Rabbimiz ziyafet veriyor bize. Ziyafettir bayram. Hadi şimdi oturun. 30 günden beri gündüzleri yemeyip içmediniz, emrimi dinlediniz, hükmümü dinlediniz. Şimdi size ziyafet veriyorum diyor hani. Başarılı bir kurstan çıktınız, eğitimden çıktınız. Hadi yiyin, için ve benim emirlerime uygun şekilde eğlenin diyor. Eğlenin diyor. Ve müminleri ilgilendiren bir olay. Bundan dolayıdır ki hepiniz biliyorsunuz, Ramazan bayramının birinci gününde oruç tutmak nehyedilmiş, haram edilmiştir. Bayramın, kurban bayramının dört gününde, kurban bayramının dört gününde, Ramazan bayramının da birinci gününde oruç tutanlar cehenneme giderler. Haram işlemiş olurlar. Oruç tutmayacaksın. Allah ziyafet veriyor. Allah-u Teala ziyafet veriyor Ramazan'da, bayramda. Oruç tutmakla Allah'ın ziyafetini, Allah'ın davetini kabul etmemiş oluyorsun. Oruç tutmak yasaktır bayramda. Gayesi belli çünkü. İnsanlar kaynaşsın, anlaşsın, birleşsin, bütünleşsin diye. Ziyaret ettiğin Müslüman sana tatlı verecek, yemek verecek, meşrubat verecek. Bayramda ziyaret ettin sen falancayı filancayı, tepside yahut sofrada size ikram edecekler, ben oruçluyum deyip çekilirsen kenara, bu ne olur bu? Bütünleşmeye mani olur. Eğlenceye mani olur. Anlaşmaya mani olur. Anlayışa mani olur. Cemaatleşmeye mani olur. Herkes aynı oranda bayramın izzetini, lezzetini, ziyafeti ilahiyeyi kabullensin diye bayram günleri oruç tutmayı Hazreti Allah yasaklamıştır. Hadiseye bakın.